Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Petrol ve doğal gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen danışmanlık kuruluşlarından olan Texas merkezli Degolay and McNaughton, Dimek, Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken doğal gazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız mesajı verildi. Petrol ve doğal gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan Degolayer and McNaughton Dimek şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Çaycuma eksi bir kuyusunda denizin 3023 metre altında 58 milyar metre küplük yeni doğal gaz keşfi bulduğunu açıklaması ile bölgedeki keşif miktarı 710 milyar metre küpe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen doğal gazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu ifade ederken, pastadan pay almak isteyen enerji devleri şimdiden sıraya girdi. Bölgedeki yeniden değerleme çalışması dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi Dimek tarafından gerçekleştirilirken rezervin ekonomik büyüklüğü de daha net gözler önüne serildi. Türkiye'nin Karadeniz'deki çalışmaları için daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden işbirliği teklifleri gelirken Dimek'in uluslararası geçerliliği olan raporunun ardından en somut teklifte geçtiğimiz günlerde alınmış oldu. Küresel enerji sektörüne hakim dünya enerji devlerinden birinin Türkiye'nin kapısını çalarak mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu paranın karşılığında ise bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğal gazı dünya piyasasına satma operasyonlarını birlikte yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, enerji devinin bu teklifi reddedilirken, Türkiye'nin artık dünyadaki sayılı doğal gaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri olduğu ve şirkete, doğal gazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız, cevabını verdiği öğrenildi. Yetkililer, teklifin red gerekçesine ilişkin olarak ise, mesele öncelikli olarak para kazanmak değil mesele milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz enerjide tam bağımsızlığı sağlamak dedi